Evet, değerli spor severler, değerli hemşehrilerimiz. Bugün Ames Spor tesislerindeyiz. Her zaman gelip gittiğimiz bir yerdeyiz ama bugünkü olmaz haberimiz bizim için çok büyük acı. Aslında Türk futbolu için, Türk sporu için çok büyük bir acı. Şehmuz Özer'le çok yakın olan, 14-15 yıllık bir geçmişi olan, belki de ben daha az söylüyorumdur, o şimdi söyler. Bir geçmişi olan bir arkadaşımız. Şehmuz Özer'i anlatacak bize. Şehmuz abiyle 14 sene önce Mardin Spor'dayken karşı karşıya geldik, beraber olduk. O zaman da tam kaptanıydı. Tabii o zamanki Şehmuz abi ile şimdiki Şehmuz abi arasında çok fark var. O zaman Şehmuz abi daha agresifti, yani hızlıydı, şeydi, yani kişisel olarak diyorum. Buraya geldikten sonra daha çok olgunlaştı, daha çok yani kendi takımını çok iyi yönetiyor. Yani kişilik olarak alıp da karşı karşıya konuşabilen bir yapıya sahip. Dolu dolu yani yıllarımız geçti. Tabii biz daha küçüktük. Mardin Spor'a gitmeden önce kaptanı tanıyorduk. Erkan Spor'dan tanıyorduk. Biz o zaman da amatör takımların şeylerinde oynuyorduk. Belgençlerinde falan. O zamandan biliyorduk. Hani şişimiz, şişimiz, Erkan Spor'u şişimiz, şampiyon yaptı falan. Orta Malatya'ya gitti. Hepimiz yani o zamandan beri onu tanıyorduk. İşte Ames Spor'a gelmeden önce şimdi öyle çok karşı karşıya oynadık. Yani saha içinde hani benim agresifliğimi herkes biliyor. Saha içinde, saha dışında çok farklı insanım. Çok onunla tartışmışımdır. Yani birbirimize laf söylemişimdir falan. Bir lafım vardı, her zaman bana Abrahman derdi. Afo demez derdi, Abrahman, Abrahman derdi falan. Kahvaltıda demezsin. Yani biraz konuşmak biraz zor geliyor ama. Bir gün Şimdiz abiyle, Şimdiz abi nasıl temiz kalbi çok temiz. O zaman tabi biz de gençiz. Mardin Spor'a gitmiştik. Bana kaleci Erdal aynı odada kalıyordu. Erdal abi büyümüş. O da diğer odada. Aynı odada kalıyoruz. Dedim Erdal abi bence Şimdiz abi Yeni Zelanda yazamaz. Kağıdı Yeni Zelanda yazamaz. Dedi, abla yazar dedi, olur mu dedi ya. Dedim, abi vallahi yazamaz dedim. Dedi, gel odasına gidiyoruz. O zaman da ayak kapısına gidiyoruz Erdal abiyle. Gittik odasına, saçlar arkada bire bağlıydı, uzanmıştı. Laptop yönündeydi. Dedi, Erdal dedi ki, dedi, Şiriye bak, abla diyor, Yeni Zelanda yazamaz. Böyle döndü baktı bana. Şimdi aile bak ya. Şimdi aile bak. Tipine bak dedi. Kimsin sen dedi ya. Kağıt kalamam aldı yani. Yeni Zelanda yazılışı hani şey New Zealand ya. Şimdi zavu yazıyor Yeni Zelanda. Dedi ah Yeni Zelanda mı böyle yazıyor? Orada tabi kahkaha bir kopmak falan oldu. Sonra dedi tamam ben öyle biliyordum bunu. Kabul etti. Yani şimdi zavu ile anılarımız o kadar çok var ki yani insanın aklına gelmiyor yani hangi birini atacaksın, hangi birini söyleyeceksin. Mesela biz Sivas Belediye maçı, ben onların 10 numarası kavga ettim. Bir fotoğrafı zaten, o gelip aldı beni, o rahat oldu. Sakin ol, sakin, söz alacağız maçı, söz alacağız maçı. Her zaman sağ içinde de hep beni şey yapardı, dövdürürdü beni. Sakin, atacağım, atacağım. Bir gün Urfa Spor'a dönüyoruz. Kupa maçıyla geçen sene. İlk maç orada oynamıştık. Onlar 2-0 yendikten sonra burada bir yabancı ara zencileri gelmişti. Oynuyordu işte bana karşı. Tabi bırakma beni çıkayım. İlk maçtan biliyorlar. Çıkmayın. Daha bunu aldım ben. Kapına Ekrem daha var. Urfa'nın Ekrem bile öyle dedi. İçimiz abi de geldi. Ben de bize bakıyorum. Buna süre bir de beni takip ederse, bir de kovularsa, topu oynamazsa, laf mahsede. Efendim nasıl söyleyeyim ah bunu? Dedim söyleyeceksin. Anlattı. Adam böyle baktım da ona yaptı. Hakem diyor, abla ne diyorsun sen? Adamı tehdit ediyorsun. Dedim, valla kötü bir sınav çıksa bu tribünler aşağı inecek, haberin olsun. Abla ne diyor? Sen bize abi dedi. Düşünüyoruz ne diyor? Yok hocam bilmiyorum sen, abla delidir abi. Buralım kendim ben, buralım delidir ancak onlar. Ben uğraşırım onlara, siz bırakın şu an. Şehmuz abiyle birçok anımız oldu. Son zamanlarda sanki öyle yani bir nevi gideceğini sanki öyle yani böyle içine doğmuştu.
öyle diyelim. Biz bunu anasını yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ha, şunu diyeyim ben. Ben de hani mahkemelerden dolayı, davalarından dolayı gitmek istiyordum. Gitmek zorunda kaldığım durumlar vardı. Mahkemelerden dolayı. Devrası hani Avrupa'da yurt dışında olacaktı. Ki anlaşmıştım da. Yani bu olaydan sonra gelemeyeceğini. Kaptana o sözümüzü yerine getirmiş. Ondan sonrasında hakemi oturmayı ilettim. Onunla karıştırdı sağ olsunlar. Biz burada şu an bir kenetlenme yapılmış. Yani duygusal anlamda çok kötü durumdayız. Ama şeyi istiyoruz. Kaptana o kupayı götürüp onun istediği, çok istediği bir şampiyonu vardı. Diyor da ben Nakasya'ya çıkıp sonra bırakacağım zaten burayı. Takım olarak yani bunu yerine getirdikten sonra artık bize görevimizi ona karşı yapmış olacağız. Kardeşleri hep sizin kardeşimizdir. Hepsi yıllardır tanıdık. Oğlu bizim kardeşimizdir. Yani Şirmaz abinin 9 numarasından sonra hiç kimse girmeyecek. Ve bu tesislerin ismi de Ahmet Spor Şirmazer tesisleri olacaktır. Yeni stadı kabul etmezler. Biz biliyoruz çünkü. Devletin yaptığı bir şey hani kabul edilmezler. Doğru bir ihtimal ama buradaki tesislerin ismi ve Seyran Tepe'deki oranın ismi Şirmazer olarak olmasını istiyoruz.